İstendiğin gece beni arayacak kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Ne o? İcazet mi istiyorsun? Yok. Sadece bir teşekkür hak ettim. Anlaşmamıza sadık kaldım vallahi. Helal olsun. Sana bir teklifim var. Beni bu evlilik işinden kurtar. Sen evlenmişsin be, kal kalmışsın, bana ne? Önce bir teklifimi dinle Azize Aslan Bey. Neymiş teklifin? Şimdi bana sahte bir damat bul. Birkaç ay nişanlı kalırız. Sonra bir bahaneyle de nişanı atarız. Ben de o arada evdeki durumları hallederim. Yani anlayacağım, bana vakit kazandırman lazım. Ben sana niye böyle bir iyilik yapayım? Çünkü Reyyan'la Mira'nın sonsuza kadar ayrılmasını istiyorsun. Benim elimde de bunu kolayca halledebileceğim bir şey var. Neymiş o? Reyyan'la Mira'nın boşanma kağıtları. Boşanma kağıtları mı? Evet. Allah senden razı olsun Azize Hanım. Sayende kurtuldum evlendirilme işinden. Yalnız yaptığın işin hakkını veriyorsun ha. Neredeyse evet diyecektim. Öyle güzel efendi oğlanı nereden buldun hemen? Ben bulmadım. Nasıl yani? Ben bir şey yapmadım yarın. Benim de bir ilgisi yok. Ne demek senin de bir ilgisi yok ya? Ben gerçekten onlara evet mi dedim? Bir gün olacaktı canım. Sen de ömrünün sonuna kadar babanın evinde oturup ortalığı karıştırmayacaktın herhalde. Sen ne diyorsun ya? Allah bir yastıkta kocası diyorum yarın. Artık bir davetiye yollarsın herhalde. Gerçi gelip de o Şadoğullarının o nursuz suratını çekemem ama olsun. Sen gene de yolla. Bunu senin yanına bırakmayacağım Aziz Aslan Bey. Beni fazla hafife aldın. Bu kalleşliğini fitil fitil burnundan getireceğim, yemin olsun.